Evet sevgili gençler, işte geldik, buradayız. Biz Mutlak Değer Dostayız. Bugün Mutlak Değer'in ikinci videosundayız arkadaşlar. Bakın nerede kaldık? 21. sorumuzda kalmıştık değil mi? Kısa bir ara verdik, makyajımızı tazeleyip geldik. Daha biraz da doyurdum falan işte, bir şeyler yaptık. Şimdi arkadaşlar geldik 21. sorumuza. Bakın x a küçük eşittir diyor. B eşitsizliğinin çözüm kümesi -4/8 olduğuna göre a çarpı b çarpımı kaçtır? Hemen ne yapacaksınız? Mutlak değerin açılımı. Yani burası b olduğu için -b küçük eşittir x - a küçük eşittir b olacak, değil mi? Daha sonrasında hop a'lara gönder, buraya gönder. -b + a küçük eşittir x küçük eşittir b + a. İşte çözüm kümesi x'in olduğu aralık değil mi? Yani arkadaşlar buradan ben çözüm kümesini nasıl yazıyorum? Buradaki sayı -4, bu ne? 8 olduğunu ifade eder bakın çözüm kümesi. Yani burası -4, burası ne? 8. Yazalım bunu da. -b + a eşittir -4. b + a eşittir 8. Ne oluyor? Hemen 8 öğrenmiş. Bakın sonrasında çat çat ne oldu? 2a eşittir 4 geldi. A ne geldi? Her tarafı 2'ye bölersem al işte. Bu kız sana iyi vereceğim. A nedir a? A eşittir 2a 4 ise a nedir? 2'dir. Tamam mıdır? A'nın değeri 2. Şimdi neyi bulacağım? B'yi bulacağım. Bakın bak B'yi. Al bunu da burada şurada yerine yaz herhangi birinde. a + b eşittir 8. Yerine yazarsam 2+b eşittir 8. B ne geldi? 6. Neyi soruyor bana? A çarpı B. Helalim var. Cevabı söylemiş. Eşittir 12. Evet. Oldu mu? Dünkü laftan sonra artık çalışmış da gelmiş. Ben merdivenleri tek tek de. Vay beşer beşer, evet. Dünkü yediğin laflardan sonra bak çalışıp gelmişsin. Aferin işte böyle. Bak hepinizi böyle bekliyorum ona göre. Tamam, ben çözerken çat diye hemen cevabı söylemeniz lazım. Ona göre. Zehir olacaksınız. Poison. Şimdi evet, problem var mı? Bakın bunlar arkadaşlar -4, burası ne? 8. Ne yaptık? Hop bunu yazdım -4, buraya yazdım 8 ve sonrasında a'yı buldum ve a'yı yerine yazdıktan sonra b'yi buldum. Çarpımı da 12 olarak bulmuş olduk. Geldik şimdi 22. sorumuza. Hadi bakalım gençler, ne yapacağız burada? A ve b reel sayılar olmak üzere demiş. x a küçüktür b ifadesinin çözüm kümesi aşağıdaki sayı doğrusundadır. Yani burada bakın çözüm kümesi verilmiş. Ben ne yapıyorum hemen? Mutlak değeri alıyorum. Hop burada açacağım. Nasıl yazacağım bunu? -b küçüktür x a küçüktür b. Öyle değil mi? Sonrasında çözüm kümesi neyden oluşur? X'lerden oluşur. O zaman a'yı buraya gönderiyorum. Buraya gönderiyorum. -b + a küçüktür x küçüktür a + b oldu. Bak yine benzer mantık. Şimdi bu ne? İşte bu aralık, işte bu sayı doğrusu. O zaman burada bakın şu ifade -3'ü bu ifade 5'i temsil eder. Aynı bakın buradaki soru gibi. Öyle değil mi? Ben burada çözüm aralığını vermişim. Burada ise sayı doğrusunu vermişim. Buna göre bakarsam bakın ne olacaktır? -b + a eşittir -3 oldu. Bakın a + b eşittir 5 oldu. Sonrasında bunları hemen topluyorum. B'ler patates oldu. 2a 2. Her tarafı da 2'ye bölersem ne geldi? a 1 geldi. A'nın değeri 1. Değil mi? Bize tabii ki çarpımı sorulmuşum yine. Yine burada yerine yazacak olursam şöyle diyorum. Hop burada a + b eşittir 5. Yerine yazalım. Bakın 1+b eşittir 5. B nedir? 4. Ve sonra çarparsam bunları hop cevap ne geldi? 4 geldi. Bu kadar. Zor mu? Özelliği bilirseniz gerisinde bir şey yok. Hemen o soruyu maf ederiz geçeriz. Geldik 23. sorumuza. Bakın burada da bize diyor ki AB burası bakın ABCD olmuş. İfadeyi nasıl tanımlamışım? a + b + c / 2 küçüktür d şeklinde tanımlanmış. Bakın bu ifade. O zaman ben bunu uygularsam burada bakın. Yukarıda sayı buna göre bir tanım yapmışım. Ve neyi soruyorum? X'in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı. Yani buradaki ifadeye göre yazacak olursam arkadaşlar
A çarpı B. Bakın A çarpı B artı C bölü 2'ymiş bu ifadenin karşılığı. A, B, C burası değil mi? Yazalım. A'mız kaç? Bu A, bu B, bu C, bu D. O zaman 2 çarpı X artı 2 bölü 2 şöyle küçüktür. Kaçtan? 5'ten olacak. E bunu da hemen yazalım. İster burayı 2'ye bölün. Bak 2X artı 2 her tarafı 2'ye bölün. X artı 1 küçüktür 5. Bunu da açacak olursam eksi 5 küçüktür x artı 1 küçüktür 5. Ve buradan da hop artı 1 hop artı 1 ne oldu gitti. Eksi 6 küçüktür x küçüktür 4 değil mi? Neyi soruyor bana? X'in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı nedir bu? Eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3. Toplayalım. Ne olur? Bunların hepsi birbirini patates eder. Ne oldu? Buradan cevap eksi 9. Eksi 8 değil 9. Tamam mı? Olay anlaşıldı mı? Var mı sorun? Problem var mı? Tamam anladık çok güzel. Evet Atlas anlamışsın. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar bakın geldik 24. sorumuza. Burada da bize diyor ki bir hava durumu spikeri diyor cuma akşamı canlı yayında aşağıdaki açıklamayı yapmıştır. Neymiş açıklama? Yarın Türkiye'nin Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası etkisi altına girmesi bekleniyor. Ankara'da hava sıcaklığı sıfırın altında 5 ile 7 derece arasında olacaktır. Bunu okurken aklıma şey geldi. Hasta olduğum bir spiker var. Şu NTV'de hava durumunu sunan bir tane adam var. Balkanlardan gelen hava sıcaklığı falan diye. Anladın mı? Bir an yani dersiz matematik coğrafya valla. Ya bir an öyle şey var yani. Yarın Balkanlardan gelen falan diye böyle bir yaşlı da bir amca böyle. Hakikaten ne güzel sunuyor. İnsanın var ya oturup ben hava durumunu izliyorum yani spikeri orada. Tabii ses. He? Bilmiyorum da adam ses tonu şey bile. Yarın Türkiye'nin Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası etkisi altına girmesi bekliyorum falan böyle haritaları falan gösteriyor. Değişik. Şimdi bir an o geldi aklıma. Şimdi arkadaşlar olaya dönelim biz şimdi. Konumuz matematik eşitsizlik mutlak değer. Yarın diyor Türkiye'nin Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası etkisi altına girmesi bekleniyor. Ankara'da hava sıcaklığı sıfırın altında 5 ile 7 derece arasında olacaktır. Ankara'da arkadaşlar sıcaklık neymiş? Ankara'da sıcaklık sıfırın altı. Sıfırın altı ne? Negatif. 5 ile 7 derece arasında olacak. Yani eksi 7, eksi 5 demektir bu. Doğru mu? Arası. Bak Türkçe'de bir tane cümle matematikteki karşılığı değişir. 5 ila 7 deseydi, bak ila ile ila arasındaki farkı anlatıyorum. İla. 5 ila 7 derece arasında olacak deseydi eşitlik olurdu. 5 ile 7 derece arasında olması demek, 5 ile 7 derece arasında olması demek, aha burada işte bu arada. Tamam mı? Ya da ÖSYM bunu çok daha net açıklar, öyle söyleyeyim. Kafa karışıklığına yol açmaz. Bu bilgilere göre cumartesi günü Ankara'da hava sıcaklığının alabileceği değerler aralığını ifade eden eşitsizlik nedir? Tam bu eşitsizlik de ama sana bunu şıklarda vermez. Bunu mutlak doğru değer olarak veriyorlar. Nasıl çeviriyorduk biz bir eşitsizliği mutlak değere? Hemen orta noktayı buluyorduk. Bak eksi 7 eksi 5 bölü 2 eksi 12 bölü 2 eksi 6. Burası ne? Orta nokta. Yani x eksi eksi 6 mutlak değer. Aralık ne? Uzaklık 1 birim. Eksi 5 ile eksi 6 arasında 1 birim var. Bu aralık olduğu için küçüktür 1. Tamam mı? Ha şıklar da onu sana verir. Hepsi eşitlik olursa da problem yok. Eşitlik koyarsın. Dikkat edin. O zaman buradan arkadaşlar ne olacak? Bakın x artı 6 küçüktür 1. İşte bunun mutlak değer karşılığı şıklarda bulacağınız bu olacak. Tamam mıdır? Olay anlaşıldı mı? Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası. Şimdi geldik 25. sorumuza. Bir an insanım gerçekten var ya. Yani şey hava durumu spikeri olası geliyor değil mi? Evet hocam. Şöyle bir sunasın. Ha? Yakışır değil mi? Evet. Düşünsene şöyle bir hayal et Beytrabe. Yarın Türkiye'nin Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası altında etkisi altına gireceği falan. Yakışır değil mi? Herhalde yani kendi ses tonumla aynen. Orada çıkıp çubuklarla falan böyle. Şimdi geldik 25'e. 1 küçüktür x eksi 2 küçüktür 4 eşitsizliğini sağlayan kaç tane x doğal sayı değeri vardır? Şimdi arkadaşlar bakın. Burada mutlak değer
iki tane sayı arasında, doğru mu? 1 ile 4 arasında bir mutlak değer var. Bize bunu sağlayan değerleri soruyor. Hemen size şuraya bir not yazacağım. Bakın bu notları mutlaka ekleyin. A küçüktür, mutlak değer x, o da küçüktür b şeklindeki ifadelerin çözümü yapılırken mutlağın içini 0 yapan ifadeye göre açılım yapılır. Ne demek bu açılım? Aslında size şunu söyleyeceğim. Bir artılı bir eksili çıkartma olayı. Başka bir olay yok ki. Mutlak değerin içini bir artı bir eksi çıkartacaksın. Yani şöyle. 1 küçüktür x eksi 2 küçüktür 4 demişim, değil mi? Arkadaşlar temel mantığını anlatıyorum. Yoksa bunu bir artılı bir eksili çıkartın ve cevabı bulun. Bakın aralık içerisinde çünkü. Sonuçta burası bakın ne olacaktır? Bir artılı bir eksili çıkar deyip çözüm yapabilirsiniz. Ya da diyorum ki şöyle temel mantığını anlatayım. İçini sıfır yapan değer ne? 2. O zaman sen diyeceksin ki x büyük eşittir 2 için burası ne çıkar? Pozitif çıkar. Yani 1 küçüktür x eksi 2 küçüktür 4. Sonrasında arkadaşlar hemen eksi 2'yi gönderiyorum. Ne oldu? 3 küçüktür x küçüktür 6 oldu. Ve buradan 3 ile 6 arasındaki doğal sayılar kimdir? 4 ve 5 olacak. Tamam mı? Bakın 4 ve 5. Geldim. Burada aynı şekilde x'in 2'den küçük. Buraya eşitlik koyduğum için buna gerek yok. 2'den küçük olursa x burası negatif olur. Yani eksiyle çarpılacağı anlamına gelir. 1 küçüktür eksi x artı 2 küçüktür 4 oluyor. Ve buradan bakın 2'leri hemen atın. Eksi 1 küçüktür eksi x küçüktür 2. Ve burayı da eksi 1 sayıyla çarparsanız 1 büyüktür x büyüktür eksi 2 olur. Doğru mu? Negatif bir sayıyla çarpılınca ne oluyor? Hemen eşitsizlik yön değiştirir. Peki buradaki değerler ne? Eksi 1'e 0. Şimdi diyeceksiniz ki hocam cevap 4 diyeceksiniz. Ve şıklara bakacaksınız, başka bir cevap. Hocam soru yanlış. Dikkat. Soruyu gözünüzle okuyacaksınız. Ne diyor burada? Doğal sayılar. Doğal sayı neydi arkadaşlar? Doğada bulunmayan sayılar. Onunla alakası yok. Ne? Sıfırdan başlar. 0, 1, 2, 3 diye gider. Bak bu doğal sayı mı? Hayır. Bu doğal değil. Bu onun için almadım. Gitti. Doğal sayı dediği için cevabımız bir tane buradan, iki tane buradan olmak üzere toplam 3 tane değer vardır. Dikkat edin. Tamam mı? Sadece dikkatinizi ölçmek için sordum bu soruyu. Tuzak soruydu. Bilginiz olsun. Geldim 26'ya. Burada da arkadaşlar x eksi 4 küçüktür eksi 6 eşitsizin çözüm kümesi nedir diyor, değil mi? Çözüm kümesi. Bakıyorum çözüm kümesine. X eksi 4 küçüktür eksi 6. Bir mutlak değer. Bak x eksi 4. İlk yorumunuz şu olacak. Arkadaşlar eksi 6'dan bana daha küçük bir sayı söyleyin desem. Sen buraya eksi 7, eksi 8, eksi 9 nokta nokta böyle gider, değil mi? Peki bu mutlak değer değil mi arkadaşlar? Mutlak değer negatif olabilir mi? Olamaz. O zaman çözüm kümesi boş kümedir. Diyelim bunu göremedin. Göremedin bunu ilk başta. O zaman şöyle yapıyorsun. Şimdi hocam bunun başka yolu yok mu diyenlere şöyle. Bu eksi 6 nasıl açılır? Bir eksili bir artılı, doğru mu? Eksiyle yazın. Ne olur? Hani bir eksili bir artılı ya araya girecek. 6 küçüktür x eksi 4 küçüktür eksi 6. Şimdi bakın bu sayı 6'dan büyük eksi 6'dan küçük. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Olamaz. Böyle saçma bir ifade geliyorsa o zaman çözüm kümesi yine boş küme diyeceksin. Tamam. Olay anlaşıldı mı? Ece anladın değil mi? Bak eksi 6 ile 6 arasında ne? Boş küme işte. Çünkü böyle bir saçmalık olamaz diyeceksin. Hemen boş kümeyi yapıştırıp geçeceksin. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar geldik bakın 27. sorumuzda da. Bu kez neyi anlatmışım? Bu da yine aynı şekilde konuşma. Ankara'dan İzmir'e uçakla giden olan Sevda. Uçağa bindikten bir süre sonra. Ne? Ankara'dan İzmir'e. Beğenemedin mi? Ankara'dan İzmir'e giden uçakla giden Sevda uçağa bindikten bir süre sonra uçağın pilotundan
sayın yolcularımız, ben kaptan pilotunuz mu sayın? Ve genelde böyle konuşurlar ya. Sayın yolcularımız, ben kaptan pilotunuz Mustafa İnce. Uçumuza hoş geldiniz. Derler, orada bir şeyler anlaşılmaz böyle. Bugün diyor Ankara semaları açık olup güneşli bir gökyüzü bulunmaktadır. Şu an 9000 fitte uçmaktayız. Uçuşumuz 5000 ile 11000 fit arasında olacaktır diyor. Herkese güzel yolculuklar dileriz anonsunu duyuyor. Buna göre uçağın uçuş yüksekliğini ifade eden denklem nedir? Bakın arkadaşlar, şimdi adam demiş ki pilot, o yani müthiş ses tonuyla, hem kaptanınız genelde öyle oluyor yani adam, önceden bunlar şeylerde vardı, şehirler arası otobüslerde var, tamam mı? Şehirler arası otobüs şeylerinde kaptanlar falan konuşuyor sanki, var ya adam yani bir konuşma yapacak, gören dersin ki şey yani Oscar konuşması yapacak. Tabii mikrofon falan oluyordu böyle. Adam bir konuşuyordu. Kaptan, ben kaptanınız bilmem ne falan. Saçını falan atardı böyle. Arada bir ses falan verirdi. Aynen. Ankara'dan İstanbul'a giden yolculuğumuz falan filan böyle başlarlardı. Şimdi ise bu şeye aktarıldı artık. Pilotlar böyle konuşuyor. Adam bir karizma bir giriyor böyle, bir de İngilizceye bağlıyor falan ya. Welcome to, işte bu başlıyor. Ladies and gentlemen falan. Oradan bir giriyorlar. Ya neydi, anlaşılmıyor hiçbir şey. Sadece anladım. Tek şey anladım. Şu 5000 ile 11000 fit arası. Geri kalan arada yok. Şimdi buradaysa arkadaşlar, adam demiş ki biz 9000 fitle uçuyoruz. Ama diyor uçuşumuz 5000 ile 11000 fit arasında olacaktır. Ne demek bu? Yani bizim uçuşumuz, uçağın uçuş yüksekliği. Bakın uçuş yüksekliği. Uçuş yüksekliği neymiş? Hangi aralıkta? 5000 ile 11000 fit arasında olacaktır diyor. Tamam, bu aralıkta olacakmış yani. 5000 ile 11000 fit arasında. Şimdi arkadaşlar bunun denklemini soruyor. Denklemi nasıl yazacağız? Al. Aha işte bakın. Bunun denklemi 5000 artı 11000 bölü 2 yani 8000. O zaman burada şu oluyor. X eksi 8000 mutlak değer. Aradaki olay ne? 3000. Doğru mu? Aradaki fark. Aralık mı var? Var. O zaman ne olacaktır? İşte cevap bu olacaktır. Yani X eksi 8000 küçüktür. 3000 olacak. Olayı anladık mı? Var mı burada problem? Yani bunu dönüştürmeyi bilmeniz lazım. Diyelim bilmiyorsun. O zaman mantık ne biliyor musunuz? Bilmiyorsanız hemen şıklardan gidin. Şıklarda bu olacak ya. 5000 al buraya koy, 3000. 11000 al buraya koy, 3000. Aynı sayıyı veriyorsa cevap odur. Tamam mı? Bu zaten aralık olduğunu gördünüz. Aralığa da o şekilde yazabilirsiniz. Tamam mı? Dikkat edin. Bakın arkadaşlar, bu soruyu hazırladığımda, yani hazırladığım yıl, bu soruyu mesela geçen yıl mıydı? Geçen yıl. Bu değil. Bundan önceki yılda yakaladığım soruydu bu. Yani neredeyse birebir yakını sınavda çıktı. Bakın bu sorunun benzeri sınavda çıktı ama bu soruyu ben sınavdan önce yazmıştım. Bir yıl öncesinde yazmıştım. Onun için burada çözdüğüm her şeye dikkat edin. Ya da vermiş olduğum mantığa, konuşma ses tonuna arkadaşlar. Dikkat edin. Şimdi geldik. Çıkabilir. Şimdi geldik. 28'deyiz. Bakın burada da eşitsizliği sağlayan diyor kaç farklı x tam sayı değeri vardır. Bakalım. Sonuçta ben bir eşitsizlik çözeceğim. Mutlak x 1 artı x küçüktür 2 bölü 3. Bakın. Şimdi arkadaşlar bu bir eşitsizlik değil mi? Normalde içler dışlar çarpımı yapamazsınız. Ama ben burada şunu biliyorum. Hani niye yapamıyorum? Çünkü buranın ya da buranın artım eksim olduğunu bilmiyorsan yapamazsın. Ama biliyorsan yaparsın. Aha bu ne? Pozitif. Buna ne arkadaşlar? Pozitif değil mi? Çünkü mutlak değer pozitif. Burada pozitif. Pozitif sayı olduğu için içler dışlar çarpım yapabilirim. Bunu bilmeseydin o zaman 2 bölü 3'ü bu tarafa atıp ona göre eşitsizlik çözümüne gidecektin. Yani gerek kalmadı. Bakın ne yapıyorum? 3 tane mutlak x küçüktür. 2 artı 2 mutlak x oldu. Bunu da aldım buraya. Hop attım. 3 tane mutlak x eksi 2 tane mutlak x küçüktür 2 oldu mu? Şimdi arkadaşlar bu da ne? Mutlak x küçüktür 2. Bunu nasıl açıyoruz? Eksi 2 küçüktür x küçüktür 2. Neyi soruyor bana? Bunu sağlayan kaç tane tam sayı değeri var? Alın yazalım. Eksi 1, 0, 1. Yani kaç tane?
3 tane. Doğru mu? 3 tane tam sayı değeri var. Bunlar da kim? Eksi 1, 0 ve 1 olmak üzere toplam 3 tane oluyor. Başka da olmuyor. Ve geldik. Şimdi arkadaşlar yeni bir özelliğimize. Bakın önce neyi anlattım? Mutlak değerin anlamını, tanımını, ne anlama geldiğini öğrendik. Sonra mutlak değerin içerisindeki bir sayının dışarı nasıl çıkılacağını öğrendik. Sonrasında arkadaşlar mutlak değer bir sayıya eşit olursa nasıl açılacağı, mutlak değer bir sayıdan küçük olursa nasıl açılacağı ve şimdi ise mutlak değer bir sayıdan büyük olursa biz bunu nasıl açarız? Mutlak değer nasıl açılıyor arkadaşlar? X büyüktür A veya X küçüktür eksi A. Bunun anlamı şu. Yani içerisi buradaki sayıdan büyüktür ya da eksilisinden de büyük olabilir. Mesela burası 5 ise burası eksi 5'ten büyük olabilir. Çünkü mutlak dışına pozitif çıkar. Ama ben bunu genelde ne yapıyorum? X büyüktür A deyin, bir de X küçüktür eksi A şeklinde açın ve soruyu patates edin geçin diyorum. Burada ise bakın 29'da x eksi 1 büyüktür 3 eşitsizliğini sağlayan x tam sayı değerlerinden en küçük pozitif tam sayı ile en büyük negatif tam sayının toplamı diyor kaçtır? Ne yapacaksın? X eksi 1 büyüktür 3 hemen bir açalım. Nasıl açıyorum arkadaşlar? Mutlak değer bundan büyük değil mi sayıdan? Büyük ise hemen x eksi 1 büyüktür 3'tür veya x eksi 1 küçüktür eksi 3'tür yazıyorsun. Tamam mı? Hemen böyle açıyorsunuz. Bakın bu şekilde. Buradan sonra hop bunu attım. X büyüktür 4 veya X hop attım. Eksi 2'den küçük. Neyi soruyor bana? En küçük pozitif tam sayı. Arkadaşlar en küçük pozitif tam sayı. Bakın 4'ten büyükse bu 5, 6, 7 diye devam ediyor. Yani en küçüğüne pozitif sayı, tam sayı 5. Peki burası nasıl gider? Eksi 3, eksi 4, eksi 5 diye devam ediyor. Buradaki de en büyük sayı negatif sayı ne? Eksi 3. Bize neyi soruyor? Bunların toplamını. E toplayalım arkadaşlar ne olur? 5 eksi 3 cevap ne gelir? 2 gelir. Bu kadar. Yani bu özelliğinin sorusu bu şekilde olayı öğrenmemiz için en azından görmüş olduk. Bunlarda sonsuz toplama yapılamaz onu da söyleyeyim. Bunların tamamını mesela x'lerin hepsini toplayamazsınız. Çünkü biraz biri eksi sonsuza gidiyor. Biri artı sonsuza gittiği için oralarda toplama yapılamıyor. Ama bu şekilde içinden sayı sorulabilir. Tamam. Olay bu. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar geldik 30. sorumuza. Bakın 30. 30'dayız. Şimdi bununla ilgili bir espri yapman lazım Betra be. 30 evde yokuz. Öyle değil miydi? Başka mıydı 90, o? Ha 90 evde yoksan. Bir gün yoksan. Ha bir gün yoksan evet. Etrafıdan inciler. Şimdi x artı 2 büyüktür 1 eşitsizliğinin çözüm kümesi nedir diyor bize. Hemen burada şunu söyleyeceğim. Bakın x artı 2. X artı 2 büyüktür 1. Değil mi? Mutlak değer bir sayıdan büyükse hemen nasıl açıyorum? Hop. X artı 2 büyüktür 1. Ve X artı 2 küçüktür eksi 1 olacak. Buna göre hemen hop bunu karşıya gönderdim. X büyüktür 1 eksi 2. X büyüktür eksi 1. Aynı mantık bak bunu buraya gönderdim. X küçüktür eksi 1 eksi 2 oldu. Ve X küçüktür eksi 3. Bakın eksi 1'den büyük eksi 3'ten küçük. Çözüm kümesi yazacağım bakın. Arkadaşlar bunu her halini yazayım ne olur ne olmaz. Yani burada dünyanın bin bin türlü hali var öyle derler ya. Eksi 1 ve eksi 3'e göre yazıyorum. Eksi 3 nerede? Aha burada olsun. Şurası da bakın eksi 1 olsun. Eksi 1 eksi 3. Bu ne? Eksi 3'ten küçük olan yerler. Çat 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 böyle yazdım. Eksi 1'den büyük olan yerler. Aha burası çözüm kümesi bu. Doğru mu? Ya bu çözüm aralı sayı doğrusu gösterimi. Ben bunu çözüm kümesi olarak yazarsam. Bakın çözüm kümesi olarak yazarsam şöyle. Çözüm kümesi nereden geliyor? Eksi sonsuz. Sonsuzlar hep açıktır. Burası ne? Eksi 3. Eksi 3 ne? Yine açık. Yani şöyle yazacağım. Birleşim. Birleşim. Eksi 1'den başlıyorum. Nereye doğru gidiyorum? Artı sonsuza doğru gidiyorum. Bakın. Ama açıklarda bunu vermeyebilir. Vermeyebilir. Bunu nasıl yazarım biliyor musunuz? Bunun başka bir yazılımda şu. Ya da bu şöyle yazılabilir. Siz bu tamamından yani buranın bu sayı doğrusunun hepsini biz reel sayılar deriz. Reel sayılardan çıkartırsın. Nereyi? Sağlamayanı. Sağlamayan ne? Aha işte burası. Burası dahil değil. Sağlamıyor. Yani arkadaşlar çıkartırken bakın burası dahil değil ya. Yani burası
buraya ait. Yani şu parçaya ait. Bunu ben çıkartacağım. Burası eksi 3. Buna dahil. Bunun yani. O zaman ya da şöyle anlayın. Açık olan çıkartırken kapanıyor arkadaşlar. Eksi 3. Açık olan yer kapanıyor. Şöyle eksi 1 diyorum. Anlaşıldı mı? Çözüm kümesi yazma olayı. Bunu nerede anlatacağım başka? AYT'de eşitsizliklerde de orada göstereceğim. Tamam mı? Ama yine bunu burada öğrenmemiz lazım. Bakın dahil olmayanı çıkartırken ne yapıyorsunuz? Kapatıyorsunuz. Ve geldik. Bakın 31. sorumuza. Bu yılın yine arkadaşlar benzer sorularından bir tanesiydi bu da. Bir A virüsü bulunduğu ortamın sıcaklığı eksi 4 dereceden düşük ya da 12 dereceden yüksek olursa etkisini kaybediyor. Eksi 4'ten küçük ya da arkadaşlar 12'den yüksek olursa etkisini ne yapıyormuş? Kaybediyor. Bakın burada sıcaklık, ortamın sıcaklığına bakacağım. Bakın ortamın sıcaklığı eğer ki eksi 4'ten büyük olursa, tamam mı? Ve 12'den küçük olursa, bakın ortamın sıcaklığı ne oluyor? 12'den küçük olursa o zaman burada virüs etkisini kaybediyor. Tamam mıdır? Bakın burada virüs etkisini kaybediyor. Bize neyi soruyor? Buna göre bu virüsün etkili olduğu sıcaklığı gösterin ifade. Ha ben size bunu şunu da göstereyim. Bak her haliyle göstereyim. Yani ben burada bunu şöyle de yazabilirsiniz. Sayı doğrusu gibi. Bak eksi 4'ten büyük. Şöyle. Burası eksi 4. Doğru mu? Eksi 4'ten büyük olacak. Arkadaşlar 12'den küçük olacak. Doğru mu? 12. Bakın eksi 4'ten düşük. Pardon. Eksi 4'ten düşük. Orayı yanlış okumuşum. Eksi 4'ten düşük. 12'den yüksek olacak. Şöyle. Doğru mu? Ortamın sıcaklığı eksi 4'ten düşük. Ve 12'den büyük olursa virüs etkisini kaybediyor. Yani arkadaşlar burada virüs etkisini kaybeder. Burada virüs etkisini kaybeder. Tamam. Buna benzer bir soru bu yıl soruldu. İkili birleştirdiler ama mantık yani soru mantığı bu şekildeydi. Şimdi bize sorulan ne? Bu virüsün etkili olduğu sıcaklığı gösteren ifadeyi soruyor. Mutlak değer olarak soruyor. Tamam ben bunu aralık olarak yazdım da. Bunun mutlak değer olarak karşılığı ne? Arkadaşlar bir defa dışarı doğru açılıyorsa mutlak değer büyüktür. Yani bu ve bu. Peki biz mutlak değeri nasıl çeviriyorduk bir sayı doğrusunu bir aralığı? Şöyle yapıyorduk hatırlayın. Bunları toplayıp yarısını al. Bakın. Eksi 4 artı 12 bölü 2. Yani kaç oluyor? 8, 4 oluyor. Bunun noktası 4 noktası. O zaman şöyle yazacağım. X eksi 4. Değil mi? Tamam. Dışa doğru açılım varsa, bak dışa doğru gidiyor, doğru mu? Dışa doğru gidiyorsa o zaman mutlak değer büyük olur. Gidiyor yani, büyüyor. Anlaşıldı mı? Öyle kalsın aklınızda. Peki aralık ne? 4 ile arkadaşlar 12 arasındaki mesafe ne? Uzaklık 8. O zaman x eksi 4 büyüktür 8 olacak. Olayı anladınız mı? Var mı burada problem? İçe doğru gelme varsa ne olur? O zaman burada küçüktür olur. Anlaşıldı mı? Bakın bu araya giriyorsa. Bu şekilde de görebilirsiniz. Bu mantık arkadaşlar karşınıza gelebilecek soru mantıklarıdır. Dikkat edin. Ben burada basit basit soruları çözüp geçmiyorum. Sınava hazırlıyorum sizi. Sınav ayarında görmemiz lazım. Sınavın mantığını kavramamız lazım. Şimdi geldiğim 32. sorumuza. Bakın burada da arkadaşlar bize diyor ki özel bir hastanede kan değerlerini ölçtüren Mercan'ın test sonuçları. Heh, söyle. 8'den küçük. 8'den küçük bakıyorum. Neyi soruyor? Bu virüsün etkisini kaybediyor. Bu ne? Bu etkisini kaybettiği yerler. Tamam, doğru. Bu etkisini kaybettiği. Bakın kaybettiği yer. Doğru mu? Bu kaybettiği. Bana neyi soruyordu? Etkili olduğu yer. Etkili olduğu yer ne o zaman? Onu da yazayım. Etkili olduğu. O zaman bu etkisiz olduğu yer ya. Bakın buralarda etkisiz. Etkili olduğu yer neresi? Aha işte burası. Doğru mu? Buralarda etkili. Bak burada virüs etkili. O zaman bu ne olacak? Hani etkisiz olduğu buysa bunun olumsuzu ya da bunun tersinde etkili. O zaman şöyle oluyor. X eksi 4 küçük eşittir 8 olduğu yerde de bu virüs etkili olmuş oluyor. Anladın mı? Evet aferin. Bu kız okur. Olayı anladık mı? Yok yanlış şey. Burada etkisiz olduğu yeri yazmışım. Etkili olduğu yeri yazmadım. Etkili olduğu yer işte burası. Burada büyüktür. Hani buradaki bak büyük olduğu yer
bu etkisiz olduğu yer. Bana neyi soruyor? Virüsün etkili olduğu deyince bunun tersi. Büyüktür 8'in tersine küçüktür ve eşittir olarak alabilirsin. Ya da direkt sayı doğrusu üzerinde. Ben her şeyi göstermiş oldum sadece. Etkisiz olduğu aralığı sorarsa böyle yazarsın. Etkili olduğu yerde bu aralığa giriyor. Çünkü bunlar dahil oluyor o zaman. Tamam mı? Onun için eşittir koydum. Ya da buradan şöyle anla. Büyüktür 8'in tersine küçüktür ve eşittir. Öyle düşün. İşte burada nedir? Virüs etkilidir. Tamam. Virüs. Şimdi geldik 32'ye. 32. sorumuzda da bize diyor ki arkadaşlar, özel bir hastanede kan değerlerini ölçtüren Mercan'ın test sonuçları yukarıda verilmiştir. Bu sonuçların altında yıldız işareti varsa bu o sonucun referans aralığı dışında olduğu anlamına gelmektedir. Mercan'ın kan sonucu kağıdında trombosit sayısı tam olarak okunamamıştır. Aha, trombosit sayısı bakın. Buna göre Mercan'ın kandaki trombosit sayısını gösteren ifade nedir? Hani özellikle bakın tahlil falan yaptırdığınızda orada bir aralık yazar, doğru mu? O aralıktaysa arkadaşlar atıyorum koyu ya da yıldız atılır. Yıldız varsa ne oluyor? Genelde o referans aralığının dışında demek. Yani o değerlerinde sıkıntı var demek. Yani kan sonucunu öyle kan sonucu deyip geçmeyin. Onları öyle yani bakın sonuca baktığınız zaman neler görüyorsunuz? Şimdi ben olayı almışım, nereye taşımışım? Sağlıktan çıkıp matematiğe getirmişim. Şimdi buradaki mantık da bu. Demir, eritrosit ve trombosit miktarlarını ölçtürmüş. Bakmış, yıldız var. Yıldız demek ne demek? Demek ki bu aralığın dışı. Bak 86 demek ki bak bu arada problem yok. Geldim 70 dışında demek. Değil mi burada? Şimdi burada görünmüyor ve yıldız var. O zaman bunun anlamı ne? Bunun trombosit miktarı. Bakın trombosit miktarı bu kişinin nedir? Demek ki 400'den büyük olabilir. Bakın 400'den büyük olabilir. Ya da arkadaşlar ne olabilir? Trombosit miktarı. Bakın trombosit miktarı küçüktür. 100 olabilir. Doğru mu? Şimdi zaten bunun ne olduğunu biliyorum. Hani ben bunu mutlak değere çevirsem. Bakın mutlak değer olarak yazın desem bir de. Nasıl yazarsınız? Aha burası 100. İşte arkadaşlar burası 400. Değil mi? Bunun dışına çıkarsa. Yani bunun dışına çıkması ne demektir? Yani şurada olması demek. Ya da burada olması demek. Eğer dışarı doğru gidiyorsa ne oluyor? Mutlak değer büyük oluyor. Ve ben hemen ne yapıyorum? Burada arkadaşlar bunları hemen 100 ile 400'ün ortasına alacağım. 100 artı 400 bölü 2 250. İşte olayı yani burada kavradınız. X eksi 250 büyüktür olacak. Doğru mu? Peki 400'ün 250 olan uzaklığı nedir? Hemen şurada yazalım. 150. İşte burası ne? 150 olacak. Olayı anladık mı? Bakın dikkat. X eksi 250 büyüktür. 150 olduğu için yani burası işte değerlerin dışına çıkıyor. Tamam mıdır? Mantık bu. İşte aralığı ne yaptım? Aldım mutlak değere çevirdim. Anlaşıldı mı? Var mı burada problem? Anladık değil mi? Tamam. Tuğçe sorun yok. Güzel. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar bakın geldik 33. sorumuza. Burada da bize diyor ki A küçüktür 0, 0 küçüktür B olmak üzere iki tane mutlak değer var. Buna göre A çarpı B çarpımı diyor kaçtır diyor. Şimdi bakın burada nasıl düşüneceğiz? Önce mutlak değerden sayıları kurtarmaya çalışın. Çünkü A ve B'nin ne olduğu belli mi? Evet belli. Şimdi burası eksi bu artı bir sayı. Doğru mu? Hatta istiyorsanız buna eksi 1 deyin. Buna artı 1 deyin. Daha kolay görün. Bak buranın mutlak değerin içerisinde eksi. Peki A eksi B'ye ne? 1 eksi eksi 1 eksi 2 yani içerisi eksi. B nedir? Artı. Peki B eksi A ne? Artı. Çünkü 1 eksi eksi 1 artı 2 yapar. İçerisi artı. İşareti yazdım. Buradan sonra verilen ifadelerde hani bunları açacak olursam bunu şöyle yazabilirim. Eksi A, eksiyi dağıtın. Eksi A artı B eşittir 7. Buradan gelen değere göre B eksi 2 A eşittir 7 oldu. Alt tarafa geçiyorum bakın. Burada da ne oluyor? B artı B eksi A eşittir 5 ise buradan arkadaşlar ne gelecek? Bakın 2B eksi A eşittir 5. Amacım benim ne? B ile A'yı bulmak. E tamam. Yok etme yöntemini kullanalım. Yani şöyle söylüyorum. Ben mesela burayı eksi 2 ile çarpsam. Bakın ne olur? Eksi 2B artı 4A eşittir. Eksi 14. Buradan ne geliyor?
Bakın 2b eksi a eşittir 5. E taraf tarafı toplayalım. Hop topladım. Bakın ne oldu, bunlar birbirini götürdü. 3a eşittir eksi 9. A ne geldi? Eksi 3. A'nın değerini buldum, eksi 3. Zaten negatif olduğunu biliyorduk. Değil mi? Eksi 3 olduğunu gördük. Peki b'yi de bulalım. Herhangi bir denklemi kullanın. Mesela ben şunu kullanıyorum. 2b eksi a eşittir 5'ti. Yerine yazıyorum eksi 3'ü. Ne oldu? 2b artı 3 eşittir 5. Çünkü eksi eksi 3 artı 3 oldu. Atın bunu karşıya. Bakın 2b eşittir 2. B ne geldi? 1. B'nin de 1 olduğunu bulduk. Bize sorulan ne? Tabii ki arkadaşlar bunların çarpımı. Çarpım ne geliyor? Eksi 3 geliyor. Anlaşıldı mı? Var mı burada problem? Olayı anladık değil mi? Denklem çözer gibi arkadaşlar. Çekirdek çitler gibi. Tamam mı? Olay bu. Şimdi geldik özelliğimize, 5. özellik. Bakın 4 tane güzel özelliği gördük. 5. özelliğimize de mutlak değerin içerisindeki sayılara göre düzenleme işlemleri var. A çarpı x. Eğer ki bu sayı arkadaşlar, daha doğrusu dışarı çıkartabilirsiniz. Yani reel bir sayıyı hop A parantezine aldım. İşte atıyorum A parantezini alıp aynı şekilde dışarı çıkartabilirsiniz. Olduğu gibi direkt pozitif olarak çıkar dışarı sayı. Eksi 2 x olsun diyelim. Eksi 2 2 diye çıkar, 2 x olur gibi. X eksi ile y eksi x mutlak değer içerisinde aynı şeylerdir. Bakalım örneklere. 2 x 2'yi dışarı almışım. Eksi 3 x bakın 3 x diye çıkar. 2 parantezini alın. X eksi 2. X eksi 2 ile 2 eksi x aynı şey. Beatbox yapmaya başladım ya. X falan diye. Şimdi burada 34. sorumuzda da bize diyor ki 2x artı x eşittir 9. Denklemini sağlayan x değerler çarpımı kaçtır? Bunlarla bir beatbox yapacağım yani. X da falan diye böyle bir yapacağım. Geliyor, albüm geliyor arkadaşlar. Şimdi 2 parantezini alıyorum. 2x artı x eşittir 9. Buradan ne geliyor? 3x eşittir 9, mutlak değer x eşittir 3. Doğru mu? E ben bunu açarsam ne olur? Hani paranteze aldım, aynı şeyler 3 tane oldu, 3'e böldüm, bu geldi. X eşittir 3, x eşittir eksi 3. Neyi soruyor? X değerler çarpımı. Çarpın bunu, cevap ne geldi? Eksi 9. Olay anlaşıldı mı? Var mı problem? No problem diyorsunuz. Geldik 55 diyorum. Allah söyletti be. O zaman 55'e kadar gidelim Yeter abi. Şimdi 35. sorumuzda bayılacak açlıktan. 35. sorumuzda bir gözleri açıldı. 55 değil ya, şöyle bir gözler bir açıldı. Hocam nereye falan. Şimdi 35'te x eksi 1 artı 2 eksi 2 x eşittir 6. Burada arkadaşlar ikili denklemlerde bakın önceliğin paranteze almak. Paranteze alınabiliyor mu alınamıyor mu? Önce ona bakacağım. Bakıyorum. E zaten burası x eksi 1. Problem yok. 2 parantezini aldım. 1 eksi x. Yine problem yok. X eksi 1 ile 1 eksi x aynı şey değil mi? Evet aynı şeydir. Çevirin bunu. X eksi 1 artı 2 çarpı x eksi 1 eşittir 6. Yer değiştirebilirim, öyle problem yok. Bak bir x eksi 1, 1 eksi x. Ne oldu, bunları çevirdik değil mi? Şimdi eşittir 6 kaç tane oldu? 3 tane x eksi 1 eşittir 6 oldu. Ben buradan her tarafı 3'e bölersem ki bölünüyor. Amacım mutlağı teke düşürmek. Bakın x eksi 1 ne oldu? 2. Peki x eksi 1 2 ise o zaman ben burada şunu yazabilir miyim? X eksi 1 eşittir 2'dir. X eksi 1 eşittir eksi 2'dir. Ve karşıya gönderdim. X ne oldu? 3. Buradan ne oldu? Bakın x eşittir eksi 2 artı 1 oldu. Eksi 1. Neyi soruyor bize? Değerler toplamı. Arkadaşlar bunları toplayalım. Kaç oldu? 2 geldi. Değil mi? Mantık bu. Demek ki o zaman burada şunu söyleyeceğim. Hemen küçük Hüsamettin moduna geçiyorum Metra Bey. Eğer ki birden fazla mutlak değer denklemi, mutlak değer ifadesi varsa mutlağı teke düşürmeye çalış. Tamam mı? Şimdi yazım arkadaşlar gayet güzel, inci gibi yazdım, okunuyor. Okuyamadıysanız dinliyorsunuzdur. Birden fazla mutlak değer ifadesi varsa ne yapıyorsunuz?
Bunları mutlağı teke düşürmeye çalışıyorsun. Bak orada verdiğim gibi iki mutlaktan mı oluşuyor? O zaman sen bunu ne yapıyorsun? Tek bir mutlağı düşüreceksin. Temel mantık bu. Bana bir pantolon borçlusunuz. Yine batırdık her tarafı. Oldu mu? Var mı sorun? Problem yok. Güzel. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar bakın geldik 6. özelliğimize. Buradaki olay da şu. Eğer ki 2 tane mutlak değer varsa, 2 mutlak değerli ifade eşitlik varsa aynı buradaki yani tabii ki bunu birkaç bir yere daha göreceğiz. Şöyle açılıyor. X eşittir Y yani ikisi de artı çıkar. Bir de biri diğerinin eksilisi olur. Yani X eşittir Y ya da X eşittir eksi Y şeklinde olabilir. Buradaki eksinin nerede olduğunun bir önemi yok. Bir tanesinde olması yeterli. Yani hocam bu eksi niye burada değil de burada? Bir şey değişmeyecek ki sonuçlar değiştirmeyecek. Onun için eksiyi biz bir yere koyarız. Yani bir artılı bir eksili çıkıyor anlamına geliyor. Şimdi burada bakın sorumuz şu. Demişim ki X eksi 1 eşittir 2X eksi 5 ifadesini sağlayan X değerler toplamı kaçtır diyorum. Hemen nasıl yapacaksınız? X eksi 1 eşittir 1, 2x eksi 5. Bir de x eksi 1 eşittir. Eksi 2x artı 5 şeklinde yazmanız yeterli. Başkasına gerek yok. Mesela hocam x'de eksi çıkarsa. Çıksın buna karşılık geliyor. Buraya eksi koysam bu oldu. Bir şey olmuyor buna karşılık geliyor. Anlaşıldı mı? Onun için bir artılı bir eksili yaptım. Ve bundan sonra şöyle x'i buraya sayıyı buraya gönderdim. Eksi 5 artı 5 diye geçti 4. Yani x'in karşılığı x değeri 4. Geldim buraya hop bu buraya hop bu buraya. Ne oldu? 3 tane x oldu. Eksi 2 x artı diye geçti. X de burada var. 3 x eşittir 6 oldu. Her tarafı 2'ye böldüm. Ve buradan daha doğrusu 3'e böldüm. Niye 2'ye bölüyorum? Allah söyletti işte. 2'ye böleceğim demek bir sonrakinde. X eşittir ne? 2 geliyor. Değil mi? Bakın 3'e böldüm 2 geldi. Neyi soruyor bana? X değerler toplamı. E toplayalım bunları. Kaç oldu? Cevap 6. 1'i 4, 1'i 2. Anlaştık mı? Var mı arkadaşlar problem? Ha bu eşitsizlik tarzı da olabilir. Mesela ben burada eşitlik vermişim. Hocam burada eşitlik değil. Yani küçüktür diye vermişim. Değişen bir şey var mı? Yok ki. Bakın bu ifadeyi bir x artı 3 küçüktür bir x artı 2 diye yazıyorum. Bir de bunu şöyle ne diye yazıyorum? X artı 3 küçüktür diyorum. Eksi x, eksi 2 diye yazıyorum. Yani bir olduğu gibi çıkarttım. Bir de arkadaşlar eksili çıkarttım. Bu kadar. E buradan sonra aha gitti. Ne geldi? At bunu buraya. 0 şey 0 diyorum. Bakın 3'ten 2 çıktı. Ne oldu? Heh sıvadık iyice. 1 küçüktür 0. 1 küçüktür 0. Mantıksız. Değil mi? Olmadı. O zaman buradan çözüm kümesi gelmez. X gelmez. Ama tam tersi olsaydı bak dikkat. Mesela bu 0 bu 1 olsaydı o zaman her şey sağlar. Her şey sağlar demektir bu o zaman. Yani mesela doğru olsaydı demek ki bunun anlamı X'e sen ne verirsen ver yani bir şey değişmiyor anlamında. Yani çözüm kümesi o zaman reel sayı olurdu. Bakıyorum buraya. Şimdi buradan bunu gönderdim. Buradan bunu gönderdim. Ne geldi? X artı X küçüktür. Eksi 2 eksi 3. Ve bakın 2x küçüktür eksi 5. Neyi soruyor? Her tarafı 2'ye bölüyorum. X küçüktür eksi 5 bölü 2. Arkadaşlar bize sorulan şu. En büyük iki farklı tam sayı. Şimdi burası ne? Eksi 2 buçuk değil mi? Eksi 2 buçuktan küçük olan sayıyı söyleyin bana. Eksi 2 buçuktan küçük olan eksi 2 değil. Eksi 3'tür arkadaşlar dikkat. Eksi 3 eksi 2 buçuktan nedir? Daha küçüktür. Doğru mu? Ve diğeri ne? Eksi 4. Eksi 5 bu böyle gider. Neyi soruyor bana? En büyük farklı iki tam sayının çarpımı. Çarparsam cevap ne olur? 12 olur. Eksi 3 ile eksi 4'ü çarpın. Cevap nedir? 12'dir. Olay anlaşıldı mı? Var mı burada problem? Bir artılı bir eksili olarak yazmak zorundasınız. Geldik 38'e. Burada da bakın. Yine aynı mantık ne vermişim? X kare eksi x eksi 12 eşittir. X eksi 4 denklemini sağlayan farklı x değerlerinin toplamını sormuşum. Şimdi tabii ki belli öğrenmediğimiz şeyler var ama burada bir konuya, bir olaya dikkat çekmek için özellikle bu soruyu sordum. Şimdi şunu anlatmak istiyorum. Arkadaşlar denklem çözerken bakın not. Denklem çözerken mutlak değerli.
değerli ifadelerde x değerleri bulunurken sadeleştirme yapılmaz. Çünkü sen sadeleştirme yaparsan kök kaybedersin. Ne kökü hocam? Zıklımın kökü. Yani x değerleri. Tam öyle bir şey yok. Yani x değerleri olarak x'leri kaybedersin. Burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Bakın birazcık çarpanlar ayırmaya gireceğim. Sadece ufak bir şeye giriyorum. X kare eksi x eksi 12 ifadesinin çarpanlarını ayırmak ne demek biliyor musunuz? Çarptığında eksi 12'yi bulacaksın. Topladığında eksi 1'i bulacaksın. Bunu bulacaksın. Bu ifade. Mesela eksi 4'ü 3 çarpın. Eksi 12 toplayın eksi 1. Bu ifade nasıl yazılıyor? X eksi 4 çarpı x artı 3 eşittir x eksi 4. Tamam mıdır? Şimdi hocam bunlar birbirini götürür. Soruyu ben böyle de verebilirim. Bak sorunun bu olduğunu düşünün. Yukarıdan hani şu an soruyu ben böyle vermişim. Ve sana sorum x değerler toplamı nedir? Çat çat gitti. O zaman soru gitti. Tamam sadeleştirmeyeceksin. Ne yapacaksın? Temel mantık şu. Bunu bu tarafa göndereceksin. Bakın x eksi 4. X artı 3 eksi. X eksi 4 eşittir 0. Şimdi aynı olanlar kim? X eksi 4'ler aynı. Parantezi al o zaman. Alıyorum x eksi 4 parantezini mutlak değer olarak. Bakın ne oldu arkadaşlar? X artı 3 kaldı burada. Hani bunları aldım ya ben. Ne kaldı burada x artı 3? Burada ne kaldı? Eksi 1 eşittir 0. Şimdi 0'a nasıl eşit olur bir sayı? O zaman burada şöyle bir olay var. Ya burası 0'dır ya burası 0'dır. Tamam mı? X eksi 4 eşittir 0. X artı 3 eksi 1 eşittir 0. Bunu da şöyle yazarız. X artı 3 eşittir 1 diye yazarız. Değil mi? Karşıya gönderdim 1 oldu. E bunu da açalım. Bu nasıl olur? Şimdi bunun 0 olma durumu ne? X eksi 4 nasıl 0 eşit olur? E tek bir değeri var. X eksi 4 0. X ne geldi? 4 geldi. Peki buraya bakalım. Mutlak değer nasıl açılıyordu burada? X artı 3 eşittir 1. Bir de x artı 3 eşittir eksi 1. Bir artılı bir eksili. E buradan atın bunu arkadaşlar. X ne geldi? 1 eksi 3. X eşittir eksi 2 oldu. Öbür taraftan da bakın bunu gönderdim. X eşittir eksi 1 eksi 3. X ne geldi? Eksi 4 geldi. X değerleri ne? 4 eksi 2 eksi 4. Neyi soruyor bana? X değerlerinin toplamını soruyor. Arkadaşlar bunları toplarsam da ne gelir? Cevap eksi 2 gelir. Olay anlaşıldı mı? Var mı sorun? Ha burada şunu söyleyeceğim. Olayı çok anladık. Ne yapmanız gerektiğinizi anladınız değil mi? Ben size direkt şu aşamayı geçmek için burada bir şey söyleyeceğim. Hocam ben bunu buraya atacağım, parantez alacağım. Zaman kaybından kurtulmanız için şunu yapın. Böyle bir eşitlik var mı? Tamam var. O zaman sen sadeleştir. Ancak sadeleştirdiğini sıfıra eşitle. Hızlı olmak istiyorsan. Sadeleştirme yapıyorsan sıfıra eşitle. Bak bunu not olarak yaz. Tamam sadeleştirme yapılmış. Diyelim ki devam et notu şimdi yaz. Yaz kızım. Burada ne olacak? Diyelim ki sadeleştirme yaptım. O zaman sadeleştirdiğin ifadeyi sıfıra eşitle. Bak tekrar söylüyorum. Diyelim ki sadeleştirme yaptın. O zaman sadeleştirdiğini yaz sıfıra eşitle. Tamam yazdın. Bak şimdi sıfıra hop götürdün mü? Hemen buraya geçiyorum. Bak bu iki aşama gitti. Soru ne oldu? Bu notu yazdıktan sonra direkt soru şuna geldi. Sadeleştirdiğini sıfıra eşitle. Burası ne oldu? 1. Çünkü burası şurası 1 ya. X artı 3 1 oldu. Bak direkt buraya geldin. Ve buradan hop açtın. Yani şu iki basamağı atladın. Dediğimi yaparsan, anladıysan olayı ve cevap ne geldiğini eksi 2 gelmiş oldu. O zaman arkadaşlar burada duralım. Bir ara verelim. Sonra gelince konuyu patates etmeye devam edelim. Hadi bakalım.